Bugün 25 Mart 2021. Yağmur yağıyor hafiften. Karşımızda köşe mahal, inşaat halinde. Eski belediye hamamı vardı burada. Hamamı yediler. Bu köşe mahalli de karşımıza diktiler. Önümüzü kapattılar. Yağmur yağıyor. Burası Erbaa. Akşam uykusun sabaha katmış aman aman. Ah aman aman aman. Uyan sana gözlerini sevdiğim aman. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Nasıl bırakıyorsun bir adam buraya bu arabayı ya? Burada bir yere uyuyacağım. Arabaya nerede yer bulacağız? Her tarafı doldurmuşlar. Çift yönlü her tarafı doldurmuşlar. İki dakika şöyle ayarlayalım biz de. İşim var.
Burada bekledik az. Bir yere uğradım markete. İbn-i Sina aile merkezine doğru gidiyorum. Hava yağıyor. Silecek çalışıyor. Silecekler hiç iyi olmadı. Telif varsa müziği kaldırırız, yoksa devam eder bu Eşref. Mahalle hala kapalı herhalde. Erbaa'ya yağmur yağıyor, yukarılara kar yağıyor. Sabah namazından sonra Erbaa'ya da yağdı yağmur. Yolculukta Şanlıurfa'ya uzanmışken Kazancı Veli'den bir türkü dinlemeden gitmek olmaz değil mi? Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküde Kazancı Veli ve oğlunu dinliyoruz. Urfalı'ya mezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden. Evet, buraya gelmiştik. O zaman yağmur yağıyordu. Şu anda yağmur yağmıyor. Epey zaman geçti. Şimdi videomuzu tekrar başlayalım.
hasretle çarpan kalplerde, umutla bakan gözlerde, bir gün doğumunda bazen, bazen şöyle çarşıdan gidelim, kavuşturduğu ellerde, dostluğu fısıldayan dillerde, sesiniz, sesimiz, nefesiniz, nefesimiz, TRT, radyomuzun olduğu her yerde. Karantina vardı, herhalde daha kalkmamış bu karantina, bilmiyorum, yolu kapalı. Sevgili dinleyiciler, Çukurova türküleri denince hiç şüphesiz ki aklımıza ilk gelen isimdir Karacaoğlan. Karacaoğlan'ın asırlar öncesinden ulaşan sazı, sözü bize bizi anlatır. O sözler ki doğayı, güzelliği, sıla özlemini ve yâre duyulan hasreti anlatır. Özellikle de yâri Elif'i yanık yanık anlatır Karacaoğlan. Lakin sevdiği bey kızıdır. Beyden kızı Elif'i ister ama bey razı gelmez kızını vermeye. Karşımızda Elif'i kaçırmaya çalışır. Erbağ piknik. Fakat başaramaz ve zalim beyin hışmından kaçıp Toroslara sığınır Karacaoğlan. Şöyle merkezden gidelim, şöyle görüntüler çekelim. İşte belki de en güzel türküsüdür Elif. Yüzlerce yıl geçse de Toroslarda yankılanır, tozar Elif, Elif. Burada evet, açılış olmuş. Can Kulukçoğlu'nun arşivimizdeki yorumuyla dinleyeceğiz Şerel bu güzel türküyü. Açılmış buraya. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif deyip, deli gönül abdal olmuş, gezer Elif, Elif deyip. Telifi yanında bırakmayalım. İnşallah telif olmaz. Eski hastaneden oradan dönüp tekrar gelelim buraya. Kaşamahal.
sevmez beylerleri. Karşımızda eski Erbaa Devlet Hastanesi. Bazı Osman Paşa Üniversitesi'ne verildi bura. Hemşirelik Yüksek Okulu açılacak büyük ihtimalle 4 yıl Kaşemahal karşımızda. Karşımızda Büyük Cami. Hepinize sevgi ve selamlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.